Görecekler, mezarlarından görüyorlar. Şöyle mezar deyince tabii insanlar hep böyle bildiğimiz klasik mezarlarda yatıyor zaten. Halbuki bakın insanların bulunduğu evler, birçok mesela spor tesisleri var. Hepsi eski mezarlıktı. Yani apartmanlar veyahut işte eğlence yerlerinin hepsi eski mezarlıktır oralar. Onların hepsi kaldırılıyor. Yani mezarlıktan kasıt o değildir. Allah'ın kastettiği yerdir. Yoksa mesela yanarak ölenler oluyor veyahut mesela buhar oluyor adam. Doğru. Kemiği kalmıyor. Zaten kemikler erir yani kısa süre sonra. 100-150-200 yıl sonra birçoğu erir. Toprak olursa hiç kalmaz. Mesela kuyruk sokumu kemiği kalıyor diyorlar ama o da kalmaz. Yani hiçbir mezarda gitseniz bulamazsınız öyle bir şeyi. Hiçbir şey kalmaz. Allah'ın kastettiği yerlere mezar denir. Yere mezar denir. Hı hı. Oradan kalkacaklar. Kalktıklarında zaten şaşırıyorlar. Bakın ilk sordukları onları uyurken uyandırdıkları için şaşkınlar. Diyor ki bakın bizi yattığımız yerden kim kaldırdı diyorlar. Yani o uyandırmanın şaşkınlığının içinde onlar. Sonra bu mekanı, bulundukları mekanı anlamaya çalışıyorlar. Sonra dünyayı hatırlıyorlar, dünyayı biliyorlar. Ne kadar kaldınız deniyor, soruluyor. Bir günün diyorlar, bir vakti kadar diyor. Mesela öğlenden akşama kadar olabilir diyor. Mesela bir kısmı diyor ki bir saat kadar zannediyorum diyor, kaldık diyor. Bir kısmı diyor ki bir gözü açıp kapama vakti kadar, çok kısa kaldık biz diyor. Tam hatırlayamıyorlar. Yani çeşitli karakter var, zaman izafi olduğu için. Zaman izafi olduğu için yani oradaki hepsinin kanaati samimi kanaati olmuş oluyor. Uykudan uyanır gibi kalkacaklar. O gün diyor çağırıcıya uyarlar diyor. Birisi çağırıyor, birisi çağıracak. Çağırıcı diye birisi var. Yani bir melek muhtemelen çağırıcı. Bu tarafa gelin diyor. Bağırıyor. Ya buna benzer bir şey. Bütün halk o tarafa doğru hareket etmeye başlıyorlar. Bir noktaya doğru hepsi koşmaya başlar diyor Allah ayette. Tek bir noktaya kadar. Yalnız müminlerin üzerleri nurdan bir elbise, yani ışık gibi bir elbiseyle kaplı. Yani diğer insanların, ehli küfrün tam klasik çıplaktır. Fakat başları derdine düştükleri için ve çirkin ve kirli kalktıkları için de yani cinsellikle ilgili hiçbir şey akıllarına gelecek gibi olmaz. Yani olayın dehşetinden dolayı. Evet. Yani sıkıntının dehşetinden dolayı onun için hiçbir şey ifade etmez cinsellik. Hiç. Halbuki aynı özellikte olduğu halde hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü tozlu, kirli, kara ve çok berbat bir şekilde uyandırılıyorlar. Gözleri mor renkte, yani ışık şey beyazı yok. Komple mordur gözü. Yani siyah ve tozlu ve kirli bir görünümden kalıyor ve çok çirkin kaldırılacaklar. Yani böyle ürkütücü bir görünüm. Ama tam anlamıyla çıplak olurlar. Müminler bir nurdan elbiseyle kaplılar. Biz onu ahirette göreceğiz. Yani üstleri kapalı. Fakat önemli özelliklerin bir tanesi ön kısımlarında bir ışık var. Yani ön taraflarını aydınlatan, bir de sağ taraflarını aydınlatan ışık var. Bu onların müminlik alameti, Müslümanlık alameti olacak. Bir de onların yanında bir mihmandarı var. Onların sürücüleri, onları götüren, onlara yardımcı olan birisi var. O da onların bir konforu ve güzelliğidir. Yani ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini onlara sürekli bildiriyor. Yani araziyi tanıtıyor, yeri tanıtıyor. Ama her insan, her Müslüman mutlaka cehennemin kenarına getirilecektir. Herkes. Yani mümin olsun olmaz. Herkes getirecektir. Ama Allah müminleri gösterdikten sonra, yani cehennemi bir yakından görüyorlar. Yani. Çünkü Kur'an'da tarif edilen bir yer olduğu için görmemeleri olmaz. Yani Allah çünkü onun için bir yani anlamanız için söylüyorum ama emek vermiş. Bir, yani değil mi? Bir özen gösterilmiş orada. Ama Allah'ın bakın emeğe ve özene ihtiyacı yoktur. İnsanların anlaması için söylüyorum. Ve Kur'an'da bu kadar detaylı belirtilen bir yerin mutlaka görülmesi gerekiyor. O yüzden göreceklerdir. Ama oradan hepsi müminler cennete alınıyorlar. Ve cennetin kapıları kapanıyor. Ama kapı deyince kapı insanlar hep aklına, metal kapılar aklına gelir. Öyle değil. Belki ışıktan kapılar. Belki hiç bilmediğimiz bir maddeden bir kapı. Veyahut doğrudan geçecekler ama sadece onların geçebileceği, mesela onlar direkt duvardan belki geçecek. Doğrudan geçecekler. Ama o bir kapı olmuş olacak. Ama küfrün geçemeyeceği gibi bir kapı olmuş oluyor orası. Fakat sadece müminler geçeceği gibi. İnşallah. Yani çok şaşırtıcı bir neticeyle karşılaşabiliriz. Onun için böyle geniş söylüyorum. Ne olduğu belli değil. Yani orada göreceğiz. İnşallah. Ama müminlerin çok hoşuna giden, yani tahayyül ettikleri, en zevk aldıkları şeylerin olduğu yerde cennet. İnşallah.